Bu kadar kolay değil bu Arkadaşlar hepinize S.V.A. internetin en eğlenceli şovlarından biri olduğu Su götürmeyen bir gerçek olurken o köprünün altından çok sular aktı Barış Ali'nin yepyeni bir yay çayıp videosu ve bombalamasyon bir formatla tekrar karşınızdayım. Karşı, karşımızda beraberiz. Can canayız, kankanayız, dostuz ve kardeşiz. Can dostlar ne yapıyorsunuz ya? Keyifler nasıl be abi ya? Nasıl be abi? Nasıl? Bir şey soracağım. Benim, kanka benim kaç milyonda izlemem lazım anladın mı? Kaç milyonda izlemem lazım ya? Abi Allah'ını seversen. Vlog, social. Ali Biçim abim. Mesut Can Tomay. Can abim. Güzel abilerim. Bartu Küçük Çağlayan alakasız anladın mı? Biri ya. Arda ara çalıştın şu telefon ya anladın mı? Çalsın yani. Gel de ya oturalım edelim bir şey yok, fikir mikir konuşan bu muyuz anladın mı? Daha kaç milyar insan izlemesi gerekiyor ya. ha aklımı yitirme derin... Şu bakın eşik. Bak deyim ya anladın mı? Şu. Hadi hadi. Geçelim bu işte anladın mı? Bir şey olacağı varsa biliyorsunuz. Oluyor olmayacağı varsa da onu çok daha iyi biliyorsunuz sevgili eski dostlarım. Olmuyor hayırlısı neyse hakkımızda olsun cümleten. Bir sırf beni geçiyorum sizin için hayırlısı neyse o olsun. Evet kendimce bir format e, buldum. Bu formatta set edit. Set editleri, editleri, TikTok biliyorsunuz çünkü Twitter'da da çok da konuşuluyor. Dünyanın en iyi edit yapan ülkesiyiz. Açık ara bu arada kesinlikle açık ara. Hatta açık ara değil peker açık alın hatta. Kafur. o peker açık alın herhalde. Umarım odur yoksa ee, onu Gülse Birsel oynayan. E bu arada Gülse Birsel bile beni takip ediyor. O kadar heyecanlı bir duygu ki. ilk defa burada söylüyorum. Büyük ihtimaliniz fark etmemişsinizdir de. Gülse Birsel bile büyük büyükten fark etmedi. Canım can duyan en saygı değeri insanı kendisi benim için. E, hastası olduğumuz bir karakterdir. Yolculuk nereye? Hemşerim diye kitabı. Bir şey söyleyeyim mi sana? Gülse Birsel bile bu kitabı unutmuştur. O kitap benim evce yazımda. Dürey'i. Hatta annem zamanı bunu bana vermişti. Annem almıştı o kitabı. Annem de ona kitabı vermişti. Tüyaf varında imza o zaman öyle bir şey vardı. TÜYAF fuarında imza atmak diye TÜYAF fuarına gitmiştik. İşte Gürsel orada olduğu falan yoktu yani. Öyle. Belki Gürsel Bilsel vardı. O da sonuçta yazar ve buraya yazara geliyordu. Götürdüm ve en sonunda eli boz olarak döndüm. Dönmedim çünkü elim doluydu. O kitap vardı kanka. Ah, sana nerede bir tekme atayım. Kanka bir dakika dur ama konuşmaya çalışıyormuş anladın mı? Olabilir bazen tekli Gülse Bilsel'in senin ismini geçtiğinde heyecanlanmış olabilirim. Neyse yeni formatım. Set editleri inceleyeceğiz. Bize ne yaptı ne etti. O yüzden bana varsa abi bu dünyanın en iyi editi set edit Mutlu edit de olabilir de mutlu bir şey izlemek hiç kimsenin çok daha fazla hoşuna gitmiyor. Bakın can dostlarım. Zaten bu bütün bir şey söyleyeyim. Bütün videonun şey konusunu şu an söyledim ya, bitti yani bu iş. Öyle söyleyeyim sana. Mutlu şeyleri izlemek çok fazla hoşumuza gitmiyor. Daha duygulu, daha e, içimizi oturan, daha göğsümüzü daraltan şeyleri izlemek hoşumuza gittiğini düşündüğüm için. Bana sad edit dediğimiz hüzünlü editleri atarsanız paylaşırsanız çok sevinirim. Burada hem e, TikTok'tan bunları editleyen insanlar kredi biraz zavuk. Hem de e, Instagram'da olabilir bu arada. İlla TikTok'a zorunda değil kanka Anladım Herhalde bunu söylememe gerek var mı be can dostum be? Twitter dahi olur. E, o yüzden bugün sededikleri incelerken sedediklerin bir numaralı aktörü hayatımıza çok sert bir şekilde giriş yapmış olan yıllar yılı çeşitli yerlerde gördüğümüz, tanımaya çalıştığımız, sonuçta bir internet mimi olarak, bir figür olarak karşımıza çıkmış. 7'den 70'e herkesin aklında bir yeri zaten olan, bir söz sonra bu yerler sallanan, e, popüler kültür için <laughs> birine dönüşüp aslında alt kültür için, bizler için, internet kültürü için benim için daha bir birkaç sonra yani uzun uzun diye bahsedeceğim de gönüllerimiz için bambaşka bir yere oturmuş bir adamdan bahsedeceğim. Necdet bahsedeceğim bugün. Kendisine buradan selamlar olsun. Bu izlediğini biliyorum. E, var da konuştuk Necet abi. Ha 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 evet konuşmamışlar kanka. O şey şakası yapıyorum değil mi? Kanka hiç mi? Hiç şaka yapmayayım mı? Yine şey periktok bir şey mi? Zarbaş o mu? Hep TikTok'a mı döneyim? Bu mu? Böyle miyiz artık? Böyle olmak, ben böyle bir olmak istemiyorum. Lütfen bana yardım et yani bu konuda anladın mı? Hemen saçmalama. Öncelikle fazla konuşmanın da alemi yok. Aynı duyguya girelim diye. Sizlerle birkaç edit izleyeceğiz. Başlayalım. Başladım bitti kanka. Ha ha. En çok bilinenden ve benim en çok umursamadığımdan başlıyoruz. abi. Öncelikle bu edit için Görke EMTT'ye çok teşekkür ediyoruz. TikTok'a kendileri insan sonuçta eşek değiller. Bunlar oturup yapıyorlar. Emeğe de saygı diyorum. Kendisini takip edin veya profiline girelim. Etkileşim kasalım. Şimdi insanların herkesin dolabında ceset var. Meşhur sohbeti. Öncelikle şuradan bahsederim. Hatta bir dakika dur bu edit kafama ver o kadar o kadar kafama şey yapmadı ya. Bir moda sokmak için edit edit üstlerine konuşmayacağım. Yani bu en azından bu Necat İşler üzerinde böyle konuşmayacağım. Bir tane daha izleyelim. Hiç yani boş konuşmadan ben bir tane daha izleyebiliriz. Efkar sporta da buradan saygılar sevgiler diyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, neden nijat burada? Binlerce insan var yani televizif şeyde işte televizyona çıkıyor bir yere çıkıyor tamam binlerce insan işte sağa sola bakıyor anladın mı? Yani bunu herkes sağ böyle kafasını öne yiyor düşünceli bir anı oluyor ama neden nijat işler? Neden nijat işler bizim için bu kadar anlam ifade ediyor? Buna bir benzeyen de futbolcu Arda'dır Arda Turan'dır. Neden? Bak neden? İkisinde felaket boyutta bir ortak nokta var. Aynı şekilde Teoman da. <laughs> Bence Okan Bayülgen de. ama e, sevgili eşimi pek ha, sevmiş, Okan Bayülgen hakkında çok saçma şeyler düşünüyorsun. Onu kimse anlamaz. Sakın kimseye söyleme dediği için ağzımı şu an kapalı tutacağım. E, onların izin aldığımız zaman bir Okan Bayülgen arkada konuşuruz sevgili Okan abim. TV yüzde program mı olur? Yapmayacağım hiçbir şey değil bu arada da işte. Ama şu telefonlarım elinizde gelirse artık bütün Instagram, YouTube mafyası bütün telefon, benim telefonlarımı kestiği için kimse beni arayıp da bir, bir 100 milyon dolar vermiyor. Abi influencer'dan cebime daha bir kuruş para girmedi aklımı... Neyse bunu söylememe gerek yok. Influencer'dan daha... Influencer'dan hiç para kazanmadım demeyeyim de kazandığım parayı gör, duysan... Yani iban istersin öyle söyleyeyim. En azından onu söyleyeyim. Yani kanka dersin yazık ama 10 senedir bu mu? Fark etmez. Demek ki rızkımız bu kadarmış. Uzatma tamam. Sen uzattın. Aynen ben uzattım. Ha tamam. Abi şimdi nedir tamam mı bu insan ortakmış Neden necat işleri biz bu kadar? Abi necat işlerin olayını aslında ne biliyor musun? Rise and fall yaşamış bir insan olması. Yani bizim televizyonlarda gördüğümüz zaman dünyanın en yakışıklı, en karizmatik adamlarından biri ki hakikaten öyle hala da öyle olduğunu düşünüyorum. Felaket karizmatik bir adamın bütün spot ışıkları tamam mı üzerinde olan, ona patlayan, bütün mankenlerin tam Nejat Nejat aklını kaçırdı. Bütün talk show'larda pata 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 çıkan, filmlerde oynayan, en en cool adamı olarak takılan ki çok da cool bir adam. Yani sanki var ya bütün Nejat'ın işte fan grubu burada ya onları ayıp olmasın diye sürekli laflarımı düzeltmekten çıldıracağım ya. Hayatım böyle geçiyor. Sürekli birileri yanlış anlamasını, bir şeyleri düzeltmekten geçiyor. Allah'ım yarabbim. Bir peak dönemi yaşadı hayatında. Umarım ileride daha da büyük bir peak yaşar ama. Hani grafik anlamı şöyle bir gitti. Biz bu yukarı tanıdık Necdet yani Yukarı neredeyse giderken tanıdık birçoğumuz. Ben Y kuşağı olarak konuşuyorum. Siz kanka kuşağı olarak. ipimle kuşağım. Aynen Cem esprisi. Kankam sal. Eee, Doritos Atatürk'ün reklamı olması gerekiyor. Olmazsa bakın çabuk şunu ona bakın. Sakın video kapatın. AMQ. Abi neyse o adamı tam biz bir rise'ını gördük tamam mı? Alkışlar kıyamet gibi bir alkış içinde ama o insanı gördük ve her yükselen şey gibi ee, bir düşüş yaşadı yani çoğu yükselen insan gibi bir düşüş yaşadı ama velakin normalde düşen insanlar şöyle de düşebilirler e, İşte bir adamı tam albümü tutar sonra 3'ten dörtten şarkı yapar çok tutmaz e, işte bir şarkı yapar tutmaz oyunculuk yapar ha, ya unut unutulur unutulmak başka bir şey unutulmak her insanın zaten kaderidir. Yani bir insan doğar, büyür, yaşar, unutulur. Biliyorsunuz ha. Öldükten sonra bir söz unutursun. Herkes için bu geçerli yani. Şimdi ünlülük kariyeri de aynı şekilde. Yukarıda, yükseklerde bizim orada tanıdığımız beyaz şovlardan inmeyen, orada burada takılan işte e, anladığım kadarıyla Beraktuz'un da ilişkisi var. Ben bu editten öğrendim. Hiç ilgimi çeken konular değildi magazin. Keşke çekseydi. Şoka popla oturmak mı? Kanka bir şey He bu mu? Ha, ha aynen. Sürekli böyleyiz. Aynen böyleyiz kankam benim. Neyse Berrak Tuzunat Aşık'tan ilişki yaşamış kendisi. Müthiş bir aşk hikayeleri. İşte diyorum ya o Beyoğlu geceleri, Kadıköy geceleri. Bir takılan bir adam anladın mı? Gördüğünde star struck olacağım. O ne işleri gördüm. Ne, ne kadar kuluna yakışıklı dediğim bir adam. Bir anda ters takla. Bir anda mı? Yani bir, bir andası yok ama en azından zihinlerde bir anda anladın mı? Yani çünkü hani insan bütün süreci arkadaşıysan bütün süreci izleyemedik. 4 ay geçti, 5 ay geçti. Necdet'e çok haber alamadık. Sonra bir gün gördük ki işte Bodrum'da anladın mı? Ee, biraz fazla alkol tüketimine dolayı da sağlıksal problemle yaşayan bir insanı biz gördük. Ve gördüğümüz nec Necat o bizim aşık olduğumuz Necat İşler, Necat değildi. Biz hani onun da mı daha böyle cool hani koştun işte egzozcu Selim atlet de bile çok yani o kadar kötü bir adam ki tam çok cool böyle şey böyle nasıl içimizi kıpır kıpır eden adamı bir obje bir libido makinesi olarak tanıdık. Bir delikanlılık makinesi olarak tanıdık ve adamı bir sene sonra gördüğümüz adam anlamı bitik toplum olarak bizim bitik olarak nitelendirdiğimiz bir haldeydi. Ve biz Burada e, eskiden yapılıyordu. Şimdi bence bu internet kuşağı yani herkes her şeyin bir taraftarı ol, olduğu e, gerçeği var ya. Hani ne kadar kötü bir insan olursa olsun herkes herkesin tarafını tutabiliyor. Yani en iğrenç insanın da binlerce destekçisi olduğunu görüyorsun. Ve bu sayede aslında insan yalnız kalmadıklarını hissediyor olabilirler. Çünkü şuraya bağlamak istiyorum. Bizim zamanımızda birazcık daha böyle işte e, gerizekalı evde fakirlikten çürüdü. Öyle çok ünlüler çıkardı. Şimdi e, işte. Hatırlarsınız böyle esenatan, magazinde pazar günleri işte böyle bilmem kimin annesi o kızına para vermiyor bok içinde sürüyor leğen lan böyle kadın böyle yapmış anda onu çekerdi magazin aa sana kızın para vermiyor mu Allah kızın çok zengin sen fakirsin gebercen tek başına gibi böyle anladın mı işte ne oldum demeyeceksin ne olacağım diyeceksin atasözünü böyle sürekli köpürdü sanki atasözünü bulan adam çekiyor magazin programları gibi böyle bir sürekli bir baskı vardı işte ne kadar ünlü olursan ol sen sonunu gör 3 sene sonra boka bağlar ol sen böyle ve biz bunu bir wishful thinking kıvamında herkes böyle umuyor anladım. Oh, o mankenlerde sarkacak. Herkesin hayatı çok kötü oldu. Herkes bizim gibi düz insan oluyor. Herkes paramparça olacak gibi bir şey vardı. O yüzden o zamanlarda böyle bir ünlü falan böyle sıçtığı zaman işte albümü tutmazsa izlenmesi falan çok böyle dalga konusu Ya malın konserini kimse gelmedi. Filmi kimse izlemedi. Aa, ne oldu lan ha? Berrak düz ne oldu? İğrenç. İnanılmaz sığ bir yerden insanın özüne ayrı bir hareket şeklinde bu insana saldırılar oluyordu o zamanlar. İnsanlık özüne ayrı dememin, ay aykırı dememin ve aslında konuyu tam olarak bağlayacağım yerde şurası. Ee, Necat İşler bir insan hepimiz gibi. Ve bizden çok çok daha, çok çok daha ya yani birçoğumuzun erişemediği, dünyadaki birçok çok erişemediği bir şey erişmiş bir insan. Necat gerçek bir insan. Zaten bence bizim hepimizin bunu bu kadar, bu insanı bu kadar sevmemizin. Ben şahsen hani yani bu sebebi içinde farklı bir sevgi var. Tabii ki hani odamda postür yok ama Satın, bulamadığım için yok. Bu, bulsam asacağım anasını satayım. Gerçek bir insan o. Bunu ben bunu yaklaşık 4-5 senedir bunun üzerine e, uzun düşünceler halindeyim. Gerçek bir insan olmak ne demek? Gerçeklik üzerinden çok takıntılı bir insanım ben. Yani e, işte normal sohbetlerinde bile anladın mı? Hep gerçeği arıyorum yani. <laughs> Öyle bir nasıl bir laf aynı? Susun bir. Gerçeği arıyorum. Aynen. Aynen. Şöyle gibi işte. Ben mesela bir video çekerim tamam mı? İşte İpek'e gösteririm onu nasıl falan. Güzel derim ki doğruyu söyle ya. Hani hatta İpek'in o zaman lafına hiç güvenmem. Yani İpek ben gösteririm diyor. İpek komik derse ha, duvara fırlatırım. En böyle düzgün, doğru dürüst yani lafını sakınmayacak insana videolarımı göstermeye çalışayım. Bir şey yaptıysam, bir eser ürettiysem. Eser yenenlerim aynen linç etme. Olur abi eser abi geldim abi ne haber? Oldu be abi. Ha? Her zaman gerçeğe Gerçek olmak çok zor bir şey. Gerçek. Gerçek çok zor bir şey. Zor elde edilen bir şey. Kıymet bulan tarafı da zaten bu. Yani şunu şu yüzden söylüyorum. Yani bunu bir tek ben demiyorum ha. Bunu düşünmüyorsanız bir ara bunu araştırın. Gerçek bir insan olmak ne demektir? Bir hayatta bir arayın yani. Bunu Google'dan arayamazsın ama. Şuradan biliyorum. Alena Tilki bu lafı Uzi için söylemişti. Magazine dikkatimi çekmişti böyle işte. Neden Uzi ile takılırsın? İşte o böyle dövmeli işte kısa boyla. Adam belki Alena Tilki şey demişler hep. O çünkü gerçek bir insan. Alena de gerçek bir insandır. Uzi çok gerçek bir insan demişti. Gerçek olmak... Yani evliya çarpsın çok zor elde edildiğini düşündüm. Ve çok da uğraştığımız belki işte kendini bulmak modunda uğraşında çok yakalayamadığımız bir olgu. Necdet İşler gerçek bir insan. Bir insan ve gerçek bir insan. Zaten gerçek bir insan olduğu için ben bu kadar sevdiğimizi düşünüyorum. Ne demek istiyorum? Hemen arayı Vedit daha sıkıştıralım. Çok kafanızı açmayayım. Hayır bu en iyisi dur en iyisini açmayalım. Bir Cavramet'le içtiği Vedit var onu açalım. Sadece arkada müzik beraber izleyelim. O duyguyu tekrar girelim. Debil Duman da ne müzik yapıyor be abi. Ne müzik yapıyor. Allah'tan biz lise çağında falan yoktu. Bunlar var ya harbi adamı perişan eder yani ha. Unutam eski unutma şansı yok amık. <laughs> Nasıl unutacaksın abi müziklere bak bizde hiç bizim müzikler de değil de bu kadar iyi değildi yani bu ne lan böyle bir adam harbi perişan yani 9. sınıftan bir aşık oldun bok yedin bunlar gelirse yandın yani 45 yaşında unutamazsın aynen kanka zaten başta unutamayacağını söyledin hani 14 örneğe gerek var mıydı kanka bir şey soracağım peki Hani tamam ben 14 örneği vermeyeyim. Peki ne yapacaklar bu kısa süre içinde? Hani ne oluyor ki? Yani şu an neredeyiz? Hani bireye bir yere mi yetişecekler? Videodan dolayı mı bir yere? Kapıdan mı çıkamıyor? Aşağıda arkadaşlarım mı bekliyor? Ha? Bırak konuşayım yani ya. Bırak iki tane konuşamaz mıyım ya? Allah'ım vır 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 kafanın işi var ya. Dondurma. Şahangök bakar. edit var mı kanka? Ya babam harbi her lafın içindesin bak azıcık da bırak da bir sohbet ediyorum şurada arkadaşlarımla ya. Mesela böyle bir caramenti içiş. O böyle tam içip havaya bakıp aşağı bakış. Ya hayatta gerçek şeyler var tamam mı? Gerçek acılar var yani. Hayatın bazen böyle bir kötülükleri var. İnsanın böyle suratına hakikaten sert çarpıyor tamam mı? Mesela bunları böyle Allah düşürmesin. Hastanede, e, nezarlıkta falan bunları böyle yaşıyorsun tamam mı? Bu illa böyle birini kaybetmekten bahsetmiyorum. O da zaten en büyük neredeyse. En gerçek zaten neredeyse tek gerçek o da. Hani onu bir ayrı koyalım. O açık konuşayım. Tek gerçek ölüm de <laughs> Videonun bak ciddiye. <laughs> yok yok dur 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 indir 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 bekle bekle dur, sakin ol. Ya yani şundan bahsediyorum işte bir tamam hastaneye gidiyorsun böyle bir kötüsün tamam mı yani bir akraban kötü mesela onunla alakalı böyle bilgi almaya çalışıyorsun mesela. İşte orada doktor mesela kafasını çeviriyor tamam mı o ufak anlar var hayatta. Ya böyle dayanması zor anladın mı böyle şey oluyorsun yani lan Böyle insanın e, yüreğine ağır geliyor tamam mı? Bazı böyle anlar yani. O yüzden zor bir şey. Bu tabii ki bir kız arkadaşın olabilir. Yani ben böyle şeyler hani biz şehirde yaşadığımız için bir yıllar geçtiği için çok da bunları tecrübe edemedik. Ee, ama mesela diyorum işte bir kızı sevdin o kız baktın evleniyor tamam mı? Hani sen hadi lan dedi tamam senden bir bok olmaz dedi tamam mesela. Senden hakikaten iyi bir bok olmuyor. Yani çabalasan da olmuyor. Samimi olarak çabalıyorsun olmuyor. Veya oluyor da bir şanssızlıklar hayat yani bu kader seni bir yere etti. O kız evleniyor ya da işte bir kızsın tamam mı hani böyle bir çocuk işte sevsin seni diye uğraştın. Yok anasını satayım anladım. yok Tinder'dan çıkardı Instagram'dan da mı? Eskortların beşten çocuğu alamadın. Olmuyor, olur yani bunlar. Beraber olsaydık ne kadar iyi olurdu dediğin insanlar yok hayatında falan. Olmadı o çocuklarla olmadı. Bunlar hayatın hakikaten de samimi anlamdaki acıları. Şimdi bu zorlukların içinde e, bunlara böyle direnecek mis? direnip direnemeyeceğinden insan bence her zaman korkuyor. Bence sürekli kafamızda bazı böyle korkularımız var tamam mı? Yani korkuyoruz. Benim başıma gelmesin, bana bir şey olmasın diye tamam mı böyle. Aynı zamanda bu Cem Yılmaz'ın gösterilerinde bahsettiği bir şey vardı. İnsanlar neden ben birine dalga geçtim de gülüyorum? Şöyle açıklıyordu. Yani ben ona dalga geçiyorum, diğerleri gülüyor çünkü diyor ki ha tamam benim başıma gelmiyor. Onunla dalga geçiyor. Yani orada bir ee, Korku filmlerinin hoşumuza gitmesi gibi. Biri ölüyor ama biz ölmediğimiz için ve ölümü hatırlatıyor bize ama biz o olmadığımız için kendimizi şanslı hissediyoruz. Cem Yılmaz da biri daha geçiyor. Bize denk gelmedi anladın mı? Asteroid düştü ama bizim bizim şehre düşmedi. O bir rahatlık, bir mutluluk veriyor. Aynı şekilde şimdi buradan bağlıyorum. Dikkat et çok sert çünkü ince bir düğüm gelecek buradan kafan karışmasın. İşte Necati İşler bizim için bu acıların hepsini yaşadı. Necati İşler bizim için işte sağlığını kaybetti. Aşk yaşadı. Ünlü oldu. Ünlülükten düştü. İşte kendini futbola verdi. Bodrum'a yerleşti. Bodrum sporla mıydı? Bir Turgut Reis spor muydu? Neyse. Onunla uğraştı. Oradan çıktı. Ve biz onun tepedeki halini gördük. Dediğim gibi bazı ki insani bir kıskançlık. Ya bu ne olacak ya bunlar? ama Berak Düzün yaşayamak kolay mantıktan. Takla attı. Hastanelere düştü. O oldu bu oldu. Sağlığını kaybetti. Hatta bir akıl sağlığını mı kaybetti falan filan diye düşünüyorduk. Ve biz bence Nelat bir insanın dayanıklılığını test ettik. Biz bir insanın azmini, biz bir insanın dirayetini test etmiş olduk. Onu görmüş olduk. Bana kalırsa bizim o insanı onu sevmemizin sebebi yani tabii ki bir dünya sebebi vardır ama bence bu internet ortamı olarak bu insanın sevilmesinin, sededit yapılmasının sevilmesinin sebebi o adam gerçekten duygusal olarak o kadar kuvvetli bir adam ki şöyle bir şey vardır. Mesela insanın bu bir fallacy böyle bir yanımsama olarak geçiyor. Şey gibi insan hep kendi iyi örnekler i̇şte mesela bir uçak düşer uçağın mesela düşme istatistiği vardır atıyorum mesela. Şey dersin işte der ki sol, sol e, işte uçakta yaşama şansı %2 uçak düşünce tamam mı? Şimdi bu mesela insanı çok rahatlatır bir noktada sıfırdan ziyade. Şimdi %2 çünkü insan hep o %2'lik dilime gireceğini düşünür tamam mı? Bu bir yanımsamadır yani insan hani ama bir ihtimal olduğunu bilirsin ya kurtulma ihtimali olduğunu. Bu insanı çok rahatlatır. Şimdi mesela denize bir uçak inmiş bu hikaye hepiniz biliyorsunuzdur. Hani işte denizin üstüne. Şimdi ben bir arkadaşıma sordum da, yani öğrendiğimde bir kere mi iki kere mi olmuyor bir şey tüm dünya tarihinde bir kere sanırım. Üç ay indirme ve o çok 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 zor bir şey. İmkansız neredeyse yani. Ama hepimiz uçaktan korkan olarak mesela uçak denizin üzerinden giderken biz çok rahatlarız. Deriz ki en azından hani düştüm hiç ölmeyeceğiz yani kesin. Çünkü o pilot yüzde indirme ihtimali nokta %1.1'miş tamam mı? Ama hepimiz şunu deriz yani tamam bu kesin kesin indirecek yani. Bu kesin bir suya ineceğiz diye çok rahatlarız tamam mı? Aynısı Necdet bu kadar derdi tasayı en yukarıda en aşağılara düştü. Ve bunların hepsini kaldırdı. Ve bizim kadar bir dünya seveni var. Aşklar yaşadı, büyük ayrılıklar yaşadı, büyük aşklar yaşadı. Hala orada ama dimdik. O adam Bodrum'da bir yerde oturuyor adam bir kafede oturuyor. Akşam orada çayını içiyor. Güneşi batırıp anladım ağzı bir tane cavramente ile bir çay içiyor. Anladım. Yanına bir tane bir kırmızısını açıyor mı? Oturuyor tam şöyle bakıyor ve diyor ki vay işte bugün de bitirdik. Bence Necati o günü bitirip ve bilme bitirmesi, o günü bitirebilme kabiliyeti bütün insanlar ve bizim gibi internette böyle doğmuş büyümüş. Birazcık da bu popüler kültüre ilgi duyan, e ne bileyim hayatta kendi minicik dertleriyle böyle uğraşan, böyle anlamda birazcık da gerizekalı, <laughs> sen ben gibi insanı böyle içinde bir noktada böyle onu evinde hissettiriyor. Bir yandan adama böyle yakın hissettiriyor ve bir yanda diyor ki, yani... işte Necdet abi yapıyor işte bak var örneği var yani bir dünya ayrıldı bir dünya şey atladı ve adam hala orada duruyor yani o yani o yüzden bence çok kıymetli bir şey. Bu adamın rise and fall süreci. Çok kıymetli bir şey. Yani bunun üzerine gerçek bir insan olmanın güzelliği burada başlıyor. Ee, Birçok insan tepede kalmış gibi duruyor. Bir insan hiç kimse tepede kalamaz. Hiçbir ünlü sonsuza kadar en yukarıda kalamaz. Yani bu Tarkan da böyledir. Hani şey anlatıyor ya. kardeş payının yazarlarının olduğu çocuk şey, çocuk. Hı hı. Aynen kankam. O, o derece mi olduk? Aynen. Kardeş payını yazar sevgili e, yazar insan Sivas'ta olan o iki kardeş isimlerini bilmiyorum. Üç kardeşler. Bir tane komedi şovunda Cem Yılmaz'la Tarkan'ın mesajlaşmasından bahsediyor. Tarkan Cem Yılmaz'a mesaj atmış Whatsapp'tan. İşte e, Cem Yılmaz ona kendi çocuğunun böyle işte Tarkan'ın bir şarkısıyla işte geçecek. Vallahi geçecek miydi şarkının ismi? Onu tam böyle videosunu atmış. Çocuk oynuyor böyle. İşte Tarkan'a atmış. Bu da demiş seni çok çok demiş dinliyor demiş. Benim oğlan seni çok dinliyor. Tarkan şey demiş. Zaten bir tek o dinliyor amına koyayım demiş tamam mı? Yani, anladın mı? Tarkan. Yani bir iki sene sonra belki birçok insan için kim çok bir anlam ifade etmeyecek bir insana dönüşebilir. Bir önemi de yok ayrıca. Çünkü herkes böyle. Neyse dur konuyu dağıtmayalım. Kimse acısız, bir sıkıntısız duramaz hayatta. Kimse düşünmeden duramıyor. Yani kimsenin hayatı dışarıdan gözüktüğü kadar asla rahat değil. Ve bu hayatın düşündüğü kadar rahat olmadığını ve hayatta dertler çektiğini özgür ve cesur bir şekilde ben kötüyüm ya ben fena yani şeyim sıçtım batırdım ya ne var rahatım da çünkü ben insanım arkadaşım hani ben buyum yani ben bu bir hayat ben bunu yaşıyorum ben bunu deneyimliyorum ve siz de buna şahit olun ne olun, umurumda bile değil ben yaşıyorum çünkü bunları gösterebilme cesareti bence gerçek bir insan olmanın en büyük alameti farikalarından bir tanesi. İşte görüyorsun tam izledik yani editler anladın Orada böyle işte herkes olabileceğiz. Bir şey anlatıyor orada yani kendince. Doğru veya yanlış. Bu adam şunu yapamayacak zeka ev adam mı yani? Arkadaşları veya hepsi şey mi? Nefret mi diyor dışarıdan? Ya abi Necdet Hoca bozuyor kendini. Ha, tane adam bulun abi sakın. Hiç fotoğraf alınmayacak. Ya da parasını verin kimseyecek. Zor bir şey mi bu yani? Bence bu kadar umursamadığı için bunları rahatlıkla yapabiliyor. Bir dünya ünlü var. Haklarında sadece uzaktan duyduğumuz bilgiler. İşte o da onu yapıyor. Bu böyle bir adammış. İç geçen içmiş. İçince bunu yaparmış. İnfluencerlar da artık bence bu kategoride. Onu onu yaparmış falan. Şimdi bunlar hiçbiriniz bin hiçbirini görmüyoruz biz bunları. Görmediğimiz için bir suni bir yerde duruyorlar tam bence. Biz hepimiz tabii ki ne kadar iyi yoga yapıyorsun. Abi o crow pose nasıl yapıyor? Abi çocuğun kollara bak modundayız. Dişleri bembeyaz anladın mı? Böyle sakalları sırma sırma, saçlar mükemmel falan. Anladın mı? Pardon story çekiyor. Bodrum'da bir story. Bodrum'da 10 tane fotoğraf atıyor. Arkadaş ya insan hiç mi bir tane mi şey olmaz lan? flow. A-W yazılan. Flow kanka rapçi şey flow atıyorum. Flow atmak diye bir şey kesinlikle vardır bu arada. Ben de fazla konuşma o yüzden uzatma. Ya ha, aynen ben uzatıyorum. tamam tamam Aha, anladım. Yani yatsana sen. Aha. Bir o insan var tam böyle Bodrum'da müthiş bir hayat. Her yaz işte tam böyle Bodrum'da mesela story tutan yani en büyük bir içine falan. Sen böyle kalıyorsun. E bu şimdi sarhoş olmuyor mu yani hiç? Hiç sarhoş olup saçmalamıyor mu bu insan? Kusmadı mı hiç yani kusmuyor mu? Hani bu şeyleri duyuyoruz işte abi bir oyuncu varmış o set ekibi çok kötü davranıyormuş. Hep böyle küfür edermiş. sette var ya kaçıyorlarmış. İşte o kadın var ya hep osururmuş. Burnunu karıştırıyormuş. Ha, sonra işte makyözün gözüne sürüyormuş. Şimdi bu insanlar var yani. Ben mesela cennetçilerin böyle bir olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ortada herif yani. Adam kötü huyu diye nitelen huyla ortada zaten. Birçok insan var. Youtube'da da var burada hani talk show yapıyor. Bir şey yapıyor anladın mı? Böyle ya görüyorsun. Gözünün içinden, gözünün ferinden belli anladın mı? Böyle <laughs> ya bu, bu olabilir tabii ki bu da. Bunu da demiyorum anladın mı? Yani İbrahim Selim çok iğrenç bir adam değil yani. Bunu söyleme. İbrahim Selim ne gülüyor demiyorum. Konu İbrahim Selim e şey bile değil. Neydi la bizim adamın adı? Ee, ki onlar da gerçek insanlıkları. İlla burada gerçek dediğim anlamda illa hani gerçek adam dediğin anlamda mı? Bir aşısını duvara patlatır demiyorum yani. Çok iyi olan gerçek insanlar da vardır. O gerçek insanların varlıkları bence bizi çok rahatlatıyor. Çünkü bütün dünya işte ee, hani hiç kendini bozmamış müthiş steril böyle atattım... ...ah ah ah çok bozduk yani ben hiç böyle yapmam arkadaşlar ben biliyorsunuz yani ben öyle bozdumda yani 7 kilo şarap değsem hiç bozmam hep böyle ve fotoğraflar çok iyi çıkarım denen insanın bence bize soktuğu bir stres var yaşam anlamında yani en ufak hatamızda onlar sanki biz yargılayacak ve şey diyecekler hani abi yapma bir sürü seveyim... görüyor musun yani kadın şimdi bizi yargılayacak yani ...bak işte şu gözleri şu influencer görmüyor musun ama onların yanına bari yapma içme bu kadar o, o ediyor sanki. Biz anlamda hep böyle A bak ben de onlar gibi olayım böyle şey düzgün insan olayım. O düzgün insanlık diye bir şey var sanki. Ama Necet abi gibiler gerçek yani böyle candan kanlı yani dokunabileceğin anladın mı? vurunca ve canı acıyacak bir figür yani. Ve vurunca sana küfür edecek bir figür. Ne diyorsun amına sikerim ha burayı. Ama canı sıkıldı ama buna koyarım lan bu masanın. Harbi yıkarım buraları. Diyebilecek bir figür anladın mı? Mesela yani bir milyon tane insan bir şey olsan da bu sektör bilmem ne geldi işte bu, bu bilmem ne falan. Çizgileri olan da mı kırmızı çizgileri olan prensipleri olan gerçek yaşayan insanlar birilerine bir şey böyle gözükmek için mıncır mıncır havalara girmeyen insanlardan bahsediyorum. Bu şey değil yani kaba demiyorum. Hani kibar da olabilir bu insanlar. Ama özündekini dışarı çıkarmaktan korkmayan, cesur olan bir insan kibarsa ölümüne kibar yani. Hani gidip bir insan kibarsa, çok alçak gönül, çok tevazu sahibi bir insansa ona bir şey yapıldığı anda bile böyle hani kusura bakmayın dediğinde 10 milyon kişiden niye kusura bakmayın diyorsun, hakkını arasana gelecek gerizekalı. Vursana kafasına bir şey, şunu diyebilecek yani. Kusura bakmayın onu yapamıyorum. Ben çok benim içimde öyle bir şey yok. Ben bu kadar yapabildim. Özür dilerim herkesten. Diyebilecek cesareti göster. Ya da bunu tam ders anladın mı? Hani böyle sinirlendiği zaman ben amına koyarım şimdi tam kafaya bir tane karpuzu vurabilecek birileri hayatta bence bizim. onlara onlar samimiyet. Çünkü gerçek olduğunu biliyorsun. Onu, biliyorsun. Alien değil yani bu. İşte Teoman da aynı şekilde. Ona da bir ara geliriz ama bence Necdet işler? bu işin nirvanası bir insan. Ben şahsen açık konuşayım ben bu editleri izlediğimde ben bur burada böyle bir duygu canlandı yani içimde. Ve insanların da bunu sevmesini o, o, onu sevin bir alt kültürün bir sembolü oldu. Yani işte kapının önünde de mı sigara içip kız arkadaşını bekleyen işte sarhoş olup yere düşen bir insan onu görüyorsun yani sarhoş olup yere düşüyor kalkıyor tekrar kalktığını görmek büyük bir şey. Hala mesela programlara çıkıyor ee, kimse hakkında kötü herhalde konuşmuyor. Bence biz bu yüzden seviyoruz. Necdet İşler, müthiş bir adam. Bir edit daha izleyelim. Hafif bir araya daha şey girsin çocuklar. Bu çok iyi edit mesela. Abi, Nora Edits bu arada, Nora Edits bu da çok iyi. Ee, ben girdim bayağı editleri çok iyi. Bazı editleri tabi şey hani daha yeni diziler ben izleyemedim. Yani e, mevzular bu şekilde. Buradan anladın ben nasıl? Şahane. O Zaten özetleyen bence edit buydu yani. Şahane. bam -da -da güm düşüyor falan. Ee, i̇nanılmaz bir insan profili. Bence aynı zamanda dilimin yaşadığımız için çok beni mutlu eden e, insanlardan bir tanesi. Yani konuştuğuyla ettiği lafla ardına bir şeyler katabiliyorsun. Hikayesi olan bir insan bu çok zor bir şeydir. Yani insan her şeyi söylemesine gerek o, o söyle, söyleme, söylemeden de sen ona bir şeyler yükleyebiliyorsun. Bu bence editlerin en güzel kısmı da orada. Bir hikaye yaratıyor anladın mı sana yani. Belki Necdet İşler orada hani atıyorum mesela Fenerbahçe'nin mağlubiyetinin üzerine bir şey içiyordu orada. Ama biz orada adam Beran abi Berra'nı unutamadım adam. Iki, belki de 3 hafta sonra unuttu mesela Berrak Tüzataç'ı. Yani. Ama sana bir hikaye yazdırıyor. Edit de yazdırıyor bu arada. Edit de çok da, en büyük güç belki editin. Ama insan olarak da o bir bakışı yani herif oyunculuktan bana zaten o duruşu karakter zaten seni bir yere götürüyor. Baktığında bambaşka gibi bir tablo gibi. Hani bir tablo anladın mı? Picasso'nun hikimde okum. Başka ben hayatta aynen. Ben başka hiçbir ressam bilmiyorum. Tamam ha. Aynen kanka. aynen Picasso. Ha. Leonardo da Vinci. Üçüncü yok Van Gogh. Of üçte mi geldi? Üç oldu. ha 3 Üç oldu. Bedri Baykan ne diyorsun? Türk'ten geldi ya. Üf, sayarım daha da. Caravaggio falan filan bak. Bir şey söyleyeyim mi? Bir tane daha kalmadı. <laughs> bir tane daha kalmadı. Neyse. Bir tablo gibi. Yani bakıyorsun. Baktığının peşine hayal de kurdurtuyorsun. O çok... Bu yani inanılmaz bir baş, başarı yani. İnanılmaz bir başarı ardını, hayal ettiriyor ve romantize ettiriyor kendini. Öyle bir karakter yani. İzlerken onun hakkında düşünmeye başlıyorsun, merak ediyorsun ki biliyorsunuz aşkın en büyük şey de budur ha. İnsan aşık olduğunu merak eder, merak ettiğine aşık olur. Yanlış anlama ha beni. Bu abin de senin de biz de burada evliyiz diye duygulardan koptuk zannetme. Kardeşim benim. İnsana kendini bir noktada aşık ettiriyor yani anladın mı? Merakı var, merakını cezbediyor. Öyle bir karakter yani. Neyse ne. Bu güzel bir sohbet olduğunu düşünüyorum ben. Yani geri zekalarını düşür bilemem şimdi anladın mı? Bunu izleyen kim? artık Küçük Çağlayan abi kim kaldı artık anladın mı? Kalmadı. Bütün Türkiye burada. Bütün Türkiye şu an böyle bende izliyor. Bizi izliyor böyle. Hı Ne yapacak bu çocuk? Ne, ne yapacak ulan? Bir artık şuraya. Asalım şuraya. Al bu mis gibi bir konsept sana. Sedet'li konsept buldum sana. Ben senden ne yapayım lan? Ömrü boyu bitmeyecek konsept buldum sana. Sedet'leri yorumlamaca. Eşşol eşek. At şuraya bir tane işte. Var bir tane sponsorluk. Çak şuraya bir tane ya. Fazla bir şey istemiyorum. Aylık 60 ver yeter ya. Çok geliyor değil mi sen? Kur'an çapsın piyasayı gör. Aklı nitelisin. Başta söylediğim gibi kardeşin cebine giren parayı sana gösteriyorum. Şimdi göstereceğim de video kapanan can dostlarım. Kızıldık şerbetlerim. Öpüyorum sizleri. Kendinize çok iyi bakın. Güzel. Ee, bir gününüz olsun güzel güzel takılın. Arkadaşınız, dostlarınız, aileniz de inşallah. Ee, babanıza çok selamlar söylüyorum. Herkesin çarşısı pazar olsun diyorum. Herkese hayırlı günler, hayırlı ruh halleri. En başta akıl sağlığı diliyorum. Sonra fiziksel sağlık diliyorum siz ve aileniz için. Uzun ömürler, mutlu günler. Huzur diliyorum hepiniz için huzurlu e, bir gün olsun. Bir ömür olsun. Öpüyorum sizleri çok. Çok iyi kendinize bakın. Ee, dediğim gibi ha sededit tarzı ya bu şu da var. Arda Turan mesela bir dahakine ben Arda Turan'ı inceleriz. Ee, böyle edit olursa edit olur ya da bu tarz başka bir şey olmaz sanki. Edit ya da sed işte iki edit yani e, profil kişi neyse aman be aman be ne dedi ha 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 olursa bildirirseniz ben sevinirim e, yapmaya çalışırım çok öpüyorum sizi kendinize çok iyi bakın Hazalay